Cumhuriyet burada, demokrasi nerede? Cumhuriyetin 100. yılında hemen hemen herkes aynı soruyu soruyor. Cumhuriyet başarılı mı, başarısız mı? Bu epeyce naif bir soru. Başka her şeyi bir yana bırakın, yargısı çökmüş bir devletin başarılı olduğu söylenebilir mi? Yargının bir rüşvet çarkıyla döndüğü, hukuksuz kararlara imza attığı bizzat sistemin içindeki başsavcı tarafından açıklandı. Cumhuriyet devletin yönetim biçimi. Cumhuriyet olması için bir devlet olması gerekir. Devlet olması için de bir hukukun üstünlüğünü kabul eden ve hukuka ihanet etmeyen bir yargı olması gerekir. Yargı yoksa devlet, devlet yoksa cumhuriyet zaten olmaz. Güçlü olanın diğerlerini korkutup emirler verdiği bir insan kalabalığı olur sadece. Cumhuriyetin başarılı olup olmadığını tartışmamız için önce bir devlet olması gerekiyor ama bizzat başsavcının açıklamalarından artık öyle bir kurum olmadığını görüyoruz. Muhalefetin ve bugünkü iktidara kızan herkesin açıkça söylediği ya da ima ettiği şu: bu iktidar cumhuriyetimizi çökertti. Yargısı, ekonomisi, eğitimi çürümüş bir ülkeyi 20 yıldan beri yönetenlerin bu işi pek beceremedikleri açık. Ama bütün suçu onlara yüklemek de gerçeklerden kaçmak olur bence. Bir kere bugün Türkiye'yi yönetenlerin hepsi yaşları itibariyle bu cumhuriyetin çocukları. Bu cumhuriyetin eğitim sisteminin ürünleri. Bu kadar donanımsız insanların eğitiminden bu cumhuriyet sorumlu. Demek ki cumhuriyet insan kalitesini düzeltememiş burada. Bugünkü yöneticiler kadar onlara oy verenler de bu cumhuriyetin ürünleri. Bütün kabahati hemen bugünkü yöneticileri ve onları seçenlere yüklemeden evvel niye cumhuriyet kaliteli insan yetiştirecek bir eğitim sistemi kuramadı diye de sormalıyız. Bugün çürüdüğü artık bizzat içindeki insanlar tarafından açıklanan yargıya gelince, evet yargı çürüdü. Peki bugün mü çürüdü? Sağlam bir yargı olsaydı herhangi bir iktidar onu bu kadar kolay parçalayabilir miydi? Ben bu iktidar döneminde saçma sapan suçlamalarla hapse girdim. Ağabeyim de hapse girdi. İyi de 50 yıl önce de babam saçma sapan suçlamalarla hapis yattı. Bu ülkede bu iktidardan önce binlerce faili meçhul cinayet işlendi. Hangisinin faili yakalanıp yargılandı? Suç işlediği kanıtlanan devlet görevlilerinin mahkemelerde aklandıklarını biz sadece bu iktidar döneminde mi gördük? Ekonomiye gelince, bu yüzyıllık cumhuriyetin hangi döneminde bu ülke zengin oldu, halkı refah içinde yaşadı? Güney Kore bizden geriydi, bize fark attı. Almanya 2. Dünya Savaşı'nı başlattı, parçalandı, bölündü, çöktü. Bugün bizimle kıyaslanamayacak bir refahın sahibi. Bunları nasıl açıklayacağız? Bugünkü iktidar kötü olanı daha da kötü yaptı. Devlet sağlam bir temele oturmuş olsaydı bozamazdı zaten. Trump bütün çabasına rağmen Amerikan sistemini bozamadı. Niye Amerika'da bozulmayan sistem burada bu kadar kolay bozuluyor? Sorunun temelini görmezsek sorunu çözme ihtimali de olmaz. Bu cumhuriyet ne yazık ki demokrasiyle bütünleşemedi. Demokrasisiz bir cumhuriyetin başarılı olma şansı yoktur. Şunu da kabul edelim, bu ülkede iktidar da muhalefet de daima gerçek demokrasiye karşı çıktı. Benim ikinci cumhuriyet önerim, cumhuriyetin demokrasiyle bütünleşmesini öngörüyordu. İtiraf edelim ki toplumdan da henüz sağlam bir demokrasi talebi gelmiyor. Kutuplara ayrılmış olan toplum, düşman olduğu kesimin ezilmesini demokrasiye tercih ediyor. Bu tercihin sonunda da adaletsiz ve aç kalıyor. Annem sık sık Allah açlıkla terbiye etmesin derdi. Ama galiba biz açlıkla terbiye olacağız. Çocuğuna bir kalem pirzola alamayan milyonlar sonunda çare nedir diye sormak zorunda kalacak. Çare demokrasidir. Başka da çare yoktur. Bugüne dek demokrasi dışında her yolu denedik. Her hamaseti dinledik. Her seferinde aynı bataklığa çıktık. Aynı yollardan gitmekte ısrar edersek bugün vardığımız yerden de beterine gideriz.